Selam sisterler. Ben stil sisteriniz Aybüke. Bugün sizlerle dolabımda vazgeçemediklerimi konuşacağız. Önce üstümdekinden başlayacağım. Üstümde gördüğünüz gibi bu şekilde bir trench coat, ceket, kap, artık ne demek isterseniz. Böyle mavi tonlarında bir, ben ceket demeyi istiyorum, ceket var. Böyle yaka detayları biraz hareketli bir parça. Bence dolabınızda bu renk bir şey kesinlikle olsun. Çünkü bu jeanlerle gerçekten çok kurtarıcı bir parça oluyor. Bunun bir de kemeri vardı. Ben birazcık kemersiz kullandım boyumu çok kırpmaması için. Bunun altında yine böyle bir mom jean görüyorsunuz. Mom jean bir dolabın olmazsa olmazı, benim gerçekten çok sevdiğim bir şey. Bu kombin ve birçok kombin içinde bu pantolonu değerlendirmek istiyorum. Bu şekilde ekoseli bir elbise görüyorsunuz. Ekose biliyorsunuz bu sezon zaten moda, maviler zaten benim vazgeçemediğim şeyler. Bununla ilgili de dedim ki o zaman ben bu ikisini kesinlikle bir elbiseyle hallederim. Bu şekilde bir elbise seçtim. İsterseniz elbiseyi tek böyle giyebilirsiniz. İsterseniz de bir kazakla meç edebilirsiniz. Bu şekilde üstüne kullanıp bunu bir etek gibi kullanabilirsiniz. Özellikle üniversite zamanı o okula giderken falan çok güzel bir tarz oluyor. Altına postallarla, spor ayakkabılarla birçok şekilde kurtarıcı. İsterseniz de birazcık daha belini büzüp kemerlerle kullanabilirsiniz. Fularlarla ya da rozetlerle bunları değerlendirebilirsiniz. Bence ekoseli elbise hem bir kurtarıcı ama bu kombin nasıl kurtarıcı parçası? Kesinlikle kazaklar. Yumuş yumuş kazaklar bu sezonda zaten dolabımızın vazgeçilmezi. O sebeple ben özellikle her kombine gidebilecek jeanlerle, ondan sonra siyah pantolonlarla birçok kombine uyabilecek işte o oversize ceketlerin içine tercih edebileceğimiz bir kazak mutlaka dolabımda bulunduruyorum. Bu şekilde bir siyah pantolon görüyorsunuz. Bence siyah pantolon da zaten her dolapta kesinlikle var. Eminim sizin dolabınızda da var. Olabildiğince bol, hatta bu biraz daha şalvar formlu, lastikli bir pantolon. Bu da kesinlikle dolabınızda olmalı ama ben bunu nasıl kombinledim biliyor musunuz? Bu şekilde bir bomber ceketle. Hepimizin dolaplarına yavaştan yerini aldı. Ben de böyle giyer giymez kendinizi cool hissedebileceğiniz bir bomber ceket buldum. Benim için de gerçekten inanılmaz bir parça. Hatta arkasında bu şekilde bir detayı var. Bunu isterseniz şalınızla kapatabilirsiniz. Hani daha böyle sade bir kombin yapabilirsiniz. Ya da şalınızı içeri katarsınız. Direkt bu şekilde kullanırsınız. Ben bütünlüğü bozmak istemedim. Eğer siyah bir pantolonla bu bomber ceketi kullanacaksam içine bu şekilde çizgili bir kazakla tercih ederim diye düşündüm. Yine aynı şekilde siyah bir şal takarım. Güzel bir sneakers, postal, ondan sonra belki bir Oxford ayakkabı, her şey olabilir. Her türlü ayakkabıya uyumlu bir kombin olduğuna inanıyorum. Eminim siyah pantolon gibi sizin de dolabınızda olan bir şey. Beyaz gömlek. Yine altındaki jeanle ya da üstündeki kabın içinde ve benzeri şekilde kullanabilirsiniz. Tek başına kullanabilirsiniz. Bomber ceketin içinde kullanabilirsiniz. Üstüne gösterdiğim gri kazakla kullanabilirsiniz. Yani her zaman için çok kurtarıcı bir parça olduğuna inanıyorum. Ben dedim ki madem bunu bu şekilde kombinledim bomber ceketi, o zaman beyaz gömleği bu şekilde bir pliseli etekle kullanayım. İki çizgi formuyla boyunuzu uzun gösterecek bir etek formu bu şekilde. Özellikle pliseli eteğin bize şöyle bir avantajı var. Eminim sabah birçoğumuz ütü yapmayı sevmiyor. Bu etekler ütü istemediği için birçoğumuz için çok inanılmaz kurtarıcı. Bunda da yine tabii ki biraz daha basic bir renk, biraz daha başka şeylerle karıştırabileceğin, dolabındaki diğer parçalarla değerlendirebileceğin bir renk olarak gri seçtim. Bunu da böyle beyaz gömlekle tercih etmeyi düşünüyorum. Yine ayağımda gördüğünüz gibi bir sneaker'la olabilir. Ya saydığım bütün ayakkabılarla bu eteği de değerlendirebilirsiniz. Son olarak dolabımda şöyle bir takım var. Neden bunlar takım? Yani bunları ben tek tek de alabilirdim tabii ki. Ama ben takımların şöyle bir özelliği olduğunu inanıyorum. İsterseniz bunun üstünü bambaşka bir kombine değerlendirirsiniz. İsterseniz bunun altını bambaşka bir kombine değerlendirirsiniz. İsterseniz de takım olarak giyersiniz. Yani biraz fonksiyonlu buluyorum açıkçası takımları. Ama ben bu şekilde takım haliyle giymeyi daha çok seviyorum. Böyle bütün bir görüntü elde ettiğimi düşünüyorum. Biliyorsunuz baştan aşağı aynı renk giyindiğinizde ya da ton sür ton giyindiğinizde biraz daha klas, biraz daha uzun, biraz daha zayıf görünürsünüz. Bu da küçük bir tüy olsun. Açıkçası ben bu takımın içine şu anda benim üstümde bulunan bu şekilde boğazı tam kapalı bir tişört seçtim. Neden diye soracaksınız. Ben bunu, yani bu rengini hem siyahını hem grisini ciddi anlamda her gardıropta olması gereken bir parça olarak değerlendiriyorum. Çünkü yakası tam kapalı olduğu için bize birçok kıyafette çok büyük avantaj sağlıyor. Madem üstümüze böyle hırka gibi, ceket gibi değişik şeylerle
değişik çeşitli parçalarla değerlendireceğiz. O zaman kısa kollu olması gayet mantıklı. Aynı zamanda şunu da düşündüm. Şimdi diyelim biz bunu böyle etekle giydik. Aynı zamanda altını astar olarak kullanabiliriz. Yani boyu bizim için ciddi bir avantaj. Bunu bu şekilde kapların içine de değerlendirebiliriz. Yani dediğim gibi eğer burada kesin kilit almanızı tavsiye edeceğim 3-4 parça varsa biri bu tişört, ondan sonra biri kesinlikle bomber ceket, biri beyaz gömlek ve biri de mom jean'dir. Mutlaka tabii ki diğerlerinde çok kullanışlı olduğuna inanıyorum. Ama hani aralarından seçmeyi düşünürseniz diye söylemek istedim. Benim dolabımda vazgeçemediğim şeyler bunlardı. Eminim sizin de asla vazgeçemediğiniz parçalar vardır. Neler olduğunu gerçekten merak ediyorum. Bütün yorumları okuyacağım. Eğer yorumlara sizin dolabınızdaki vazgeçemediğiniz parçaları yazarsanız çok sevinirim o yüzden. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Hey sister.